Yeni gün ve yeni bir videoyla hepinize tekrardan selamlarımı iletiyorum beyler. Ben Mehmet. Arkadaşlar videomda hepiniz dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Wi-Fi adaptörden ünlem sorunu nasıl çözülür onu size gösteriyorum. Kanalıma abone olup videomuza like atmayı unutmayınız beyler. Şimdi beyler N11'den sipariş ettim bu adaptörü. Bu adaptör 30 lira falan sipariş ettim. Bildiğiniz gibi masaüstü bilgisayara Wi-Fi seçeneği getiriyor. Ama bunu takıyorlar adamlar, ünlem işareti veriyor. Bunun yanında bir driver CD gönderiyorlar. CD kurulumu oluyor. Bazen de CD bozuk da gelebiliyor. Bilginiz olsun. Ama ben bunun kurulumu nasıl olacak size gösteriyorum beyler. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız. Şimdi linkte size link vereceğim. Linkteki dosyayı indirin. Bakın Wi-Fi adaptör adlı bir dosyadır. Bunu indirin RAR şeklinde. Buna giriyoruz. Bakın. Başta siz en alttakini kuracaksınız. Bunu kurun. Bakın şöyle gireyim. Bunu kuruyoruz. Unutmayın beyler. Bakın bu önemli. Bunu kurmazsanız adaptörünüz çalışmayabilir. Bakın başta. Evet, şunu şöyle kuruyoruz. Bakın ben kurdum, remove diyor bende. Sizde direkt kurulum olacak, biliniz olsun. İleri ileri yaparsınız. İşte 2-3 seçeneğe çıkıyor. Onları yaparsınız beyler. Onları yaptıktan sonra ardından bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden, bakın onu yaptıktan sonra ardından bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Tekrar Wi-Fi adaptöre giriyoruz. Bu sefer üstteki arkadaşlar bakın. Ne demiş? 7x64. Buna giriyoruz bakın. 7x64, bakın şu da var. Şuna giriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi dosyaya geliyor. Biz şunu direkt şöyle dışarı çıkartıyorum. Bakın dışarı çıkarttım. Gördüğünüz gibi değil mi? Bak şu an burada. Bunları kapatıyorum. Bunlarla işim kalmadı. Ondan sonra bir dakika, şunu şöyle kapatayım beyler. Buraya denetim masasına geliyoruz. Denetim masası ki geliyoruz. Bakın şu anda takmış vaziyetteyim. Unutmayın. Denetim masasında argüte yazıcılara geliyor beyler. Buradan bakın ünlem verilmiş. Gördüğünüz gibi. Videonun başına gösterdiğim gibi. Bu ünlemi nasıl çözeceğiz? Buradan sak tık yapıyorum. Sorun gider yapıyorum. Sıkı takip edin. Çok önemli ayrıntılar var. Bak şöyle sıkı takip edin. Sorun gideriyor. Evet, bakın ne demiş? Adaptör güvenlik kaldırma için hazırlandı. Ayrıntıları görüntüle yapıyoruz. Buna tıklıyorum. Bir dakika beyler, inşallah korktuğum şey olmadı. Evet tamam. İmleci göstersin. Şuradan sürücü var. Bakın sürücü kısmına geliyorum. Sürücü güncelleştir var. Sürücü güncelleştire geliyorum. Bakın sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara. Şuna geliyorum. Şuradan göz at kısım var. Göz ata tıklıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Bakın şu dosyamız, bakın şudur. Şunu seçiyorum. Tamam yapıyorum. İleri yapıyorum. Ve yükledi arkadaşlar. Bakın ayrıca en iyi sürücü yazılımı için zaten yüklü. Siz yükleyeceksiniz arkadaşlar. Ben de bu hatayı verdi. Size vermeyecek. Ama siz yükle. Kapat yapıyoruz. Kapat yapıyoruz. Bunu kapattıktan sonra bir dakika arkadaşlar, özür dilerim. Şunu ayrıca görüntüde tekrar yapıyoruz. Bakın tekrar aynısı yapacağız. Sürücü güncelliyorum. Sürücü güncelleştir yapıyorum. Sürücü yazılım için bilgisayarım tara yapıyorum. Tekrar geliyorum. Aşağı iniyorum. Şunu şöyle seçeyim. İleri yapıyorum. Zaten yüklü arkadaşlar. Kapat. Kapat. Kapat yapıyorum. Unutmayın bilgisayarınızı bu işlemin ardından bilgisayarınızı yeniden başlatacağım. Yeniden başladıktan sonra videoya geri devam edeceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Beyler bilgisayarı tekrar yeniden başlattım. Gördüğünüz gibi Wi-Fi'miz aktif oldu. Gördüğünüz gibi bağlantı kes yapıyorum. Bağlan yapıyorum. Bağlanıyor. Ben de şifre istemiyor. Şifre önceden girmişti tabii ki. Bakın direkt bağlandı otomatikman. Yani bunun sorununu çözdüm beyler. Kanalıma abone olup videomuza like atmayı her zaman unutmuyoruz. Bu tür videoların gelmesi için de arkadaşlar, zaten dedim abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum beyler. Unutmayın bunu linki aşağıda vermem. Yorumlarda veriyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.